Osmanlı Devleti'nde hal edilen padişahlara bakacak olursak ikinci Mehmet, arkasından ikinci Beyazıt, ikinci Osman, İbrahim, dördüncü Mehmet, ikinci Mustafa, üçüncü Ahmet, dördüncü Mustafa, üçüncü Selim, Abdülaziz, beşinci Murat. Beşinci Murat, ikinci Abdülhamit ne yapacaktır? Hal edilen görevden alınan padişahlar olarak tarihe geçecekler. Gelelim padişah adaylarına, şehzadelere. Evet, padişahın erkek çocuklarına şehzade veya çelebi denir. Kız çocuklarına sultan denir. Şehzadeler ilk öğretimlerini sarayda şehzadegan mektebinde görürler. Bu mektepten sonra idari, siyasi, sosyal tecrübe kazanabilmeleri için Çelebi Sultan unvanıyla lalalarla birlikte sancaklara idareci olarak gönderirler. Biz buna sancağa çıkma deriz. Şehzadeler hangi sancaklara gönderilir? Şehzadeler genelde Bursa, Amasya, Antalya, Balıkesir, Kütahya, Eskişehir, Isparta, İzmit, Aydın, Karaman, Trabzon gibi sancaklara gönderilir. Yani genelde Anadolu'dakilere. Avrupa'dakilere çok gönderilmez. Evet, şimdi Yavuz ilk kez Rumeli'de şehzade sancağı görevini ya da üstlenen bir kişidir ama genelde Anadolu. Sancağa çıkan ilk paşa, sancağa çıkma geleneğini başlatan. Evet, sancağa çıkan ilk padişah birinci Murat'tır. Birinci Murat'tır. Sancak sistemini kanunlaştıran ikinci Mehmet'tir. Üçüncü Selim, en büyük şehzadenin sancağa çıkma uygulamasını başlatmıştır. Manisa Veliaht Sancağı yapılmıştır. Yani en büyük şehzade genelde Manisa'ya gider. Üçüncü Mehmet döneminde sancağa çıkma yasaklanmıştır ve ismen atama yapılmıştır. Üçüncü Mehmet sancaktan çıkan son padişahtır. Kendinden sonra gelen birinci Ahmet sancağa çıkmayacağı için sancağa gitmeden paşa olacak. Kafes usulünü getirecek üçüncü Mehmet. Yasağın amacı nedir? Bu çok önemli. Sancağa çıkmayı kim yasakladı? Niye yasakladı? Merkezi otoriteyi koruma. Şehzadeler sarayda şimşirlik adı verilen dairelerde yetişmeye başlamış. Tabii ki sancağa çıkma deneyimli, tecrübeli padişahları gündeme getirirken sancağa çıkmanın yasaklanması deneyimsiz, tecrübesiz padişahları, halktan sorunlardan kopuk padişahları, sürekli öldürülme korkusu taşıyan bunalımlı şehzadeleri ortaya çıkarmıştır. Tabii ki padişah adaylarımız böyle olunca meydan kime kalacaktır arkadaşlar? İleride meydan sadrazamlara. Sadrazamlara ya da devlet adamlarına. Devlet adamlarına zemin hazırlayacak, onların öne çıkmasına zemin hazırlayacaktır. Evet, birinci Ahmet sancağa çıkmadan paşa olmuştur. Evet, diğer bir faktörümüz saray. Devletin yönetim işlerinin görüldüğü, paşanın özel yaşantısını devam ettirdiği yerlere ne denir? Yerlere saray denir. İlk Osmanlı sarayı Bursa'da yapılmıştır. Birinci Murat Edirne'de Edirne Sarayı'nı, ikinci Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra eski saray olarak anılan bir saray yaptırmıştır. Daha sonra Topkapı Sarayı'nı yaptırıyor ki Topkapı Sarayı Sarayi Cedide olarak da karşımıza çıkacak. Padişahlar Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren Topkapı Sarayı'nda oturuyorlar ki bu 19. yüzyıla kadar sürecek. Evet, Osmanlı Devleti'nde en uzun yönetim merkezli yapan sarayımız hangisi? Topkapı Sarayı'dır. Bunu da unutmayalım. Daha sonra Dolmabahçe Sarayı yapılacak Abdülmecit zamanında. Yıldız Sarayları 3. Selim zamanında gündeme gelecek. Şimdi Yıldız Sarayı noktasında
Bazı tereddütler var yani tarihte. Yıldız Sarayı'nı ilk yapan adam 3. Selim'dir arkadaşlar. 3. Selim annesi için yaptırdı. Ama daha sonra ne oluyor? 2. Abdülhamit buna eklemeler yaparak yönetim merkezi haline getirecek. Yıldız Sarayı 3. Selim'de bir konak. Annenin konağı ama daha sonra Abdülhamit zamanında yönetim merkezi ilk defa onun zamanında yapılmamış. 1868'de Beylerbeyi Sarayı, Abdülaziz bunu yazlık sarayı olarak yaptırıyor. 1871'de Çırağan Sarayı Abdülaziz döneminde. 1784 İshak Paşa Sarayı biliyorsunuz Doğu Beyazıt'ta. 1. Abdülhamit zamanında Mimar Mehmet Paşa tarafından yaptırılıyor. Evet, tabii ki bu kadar saraya dikkat ederseniz hepsi son dönemlerde yani biz işten, icraattan çok sarayı düşünmeye başladığımız zaman bakın biraz daha hızla dağılıyoruz. Eskiden padişahlarımız saraya uğramıyordu. Bir Yavuz'u düşünün adamın 3 senesi at sırtında geçti. Saraya girmek neydi? Eskiden yine padişahların sarayda ailesiyle görüşeceği zamanlar bile kanunlarla belliydi. Ama ne zaman ki bu yani rahata düşkünlük, rehavete düşkünlük oldu, o da bizim zaten dağılmamızı hızlandırdı. Yönetim merkezi olan Osmanlı Sarayı'nı kendi arasında bölümlere ayırıyoruz. Birun, Enderun, Harem. Birun ne demek? Birun, askeri, ekonomik, sosyal, siyasi hayatın gerektirdiği görevleri yerine getiren bir yerdir. Evet, askeri, ekonomik, sosyal ve siyasi gerektiği görevler burada yerine getirilir. Bununla alakalı görevler burada bulunur. Kubbe altı vezirleri vardır. Birun erkanı kimdir? Padişahın hocası, hekim başı artı cerrah başı, müneccim başı. Evet. Artı darphane emiri, para basımından sorumlu, şehremini, sarayın inşaat işlerinden ve maaşlarından sorumlu, arpe emini, saray ve yabancı elçi atlarından sorumlu, hünkâr imamı, paşa'ya namaz kıldırır, bostancı başı, bahçe ve bostanlarda çalışanların amiri, hacegan, yazı işleri ve defterdarlık yapan memurdur. Bunlar birun erkanı olarak karşımıza çıkar. Birun ile Enderun'u ayıran Bab-ı Sade ya da Orta Kapı adı verilen bir bölüm vardır. Bab-ı Hümayun padişah kapısıdır. Bab-ı Ali sadrazam kapısı. Bab-ı Defteri maliye kapısıdır. Bunlara da sorularda rastlayabiliriz. O yüzden arkadaşlar unutmayalım. Enderun sarayın iç bölümüdür. Padişahın güvenli hizmetkarları burada bulunur. Fatih Köşkü ve 3. Ahmet Kütüphanesi burada yer alır. Devşirmelerin eğitim gönderdiği Enderun Mektebi de bulunur. Devlet adamlarımız burada yetişir. Enderun'un bölümleri vardır. Bu bölümler önemli arkadaşlar. Hani ezberci yani bilgi soruları olduğumuz için bunları da aklımıza tutarsak güzel olur. Enderun bölümleridir değildir sorularda. Karşınıza çık. Kiler, paşa ait mutfak ve sofra hizmetlerinin yürütüldüğü yer. Hasoda, paşa ait günlük hizmetlerin karşılandığı yer. Hazine odası, paşanın özel hazinesinin bulunduğu yer. Seferli odası, padişahın berber müzik ihtiyaçlarının karşılandığı yer. Doğancılar, doğan kuşundan aklınıza kalsın. Paşaların av ve hayvanlarının bakımının yapıldığı yer. Büyük oda ve küçük oda. Enderun'a gireceklerin saraya ait eğitim ve disiplini aldığı yer. Öncelikle buraya geliyor biliyorsunuz devşirmeler. Saraya gireceklerin, saraya ilk gelenlerin yani Enderun'a gideceklerin ilk tozunun çırpıldığı yerdir. Harem, evet diğer sarayımızın bölümü harem. Hükümdarın ve ailesinin bulunduğu, saray kadınlarının eğitim gördüğü bir yerdir. Şimdi padişah adaylarımızı küçük yaşta alıp yetiştiriyoruz. Devlet adamlarımızı Enderun'da yetiştiriyoruz. Onlara eş olacak hanımları da nerede yetiştiriyormuşuz? Onları da harem denilen yerde yetiştiriyoruz. Eğitimde pratik çalışmalar baş kalfa kadın tarafından yürütülür. Haremin yöneticisine harem ağası denir.
Burada kadınlar arkadaşlar ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve görgüye, hayatları boyunca ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve görgüye ne yaparlar? Sahip olurlar. Müzik eğitiminden tutun, dikiş nakıştan tutun, ileriki zamanlarda yabancı dilden tutun, yemek yapma işinden tutun. Her şeyi burada öğrenebilirler. Evet, teşrifat kurallarından neyi nerede davranacağını, nasıl davranacağını öğrenmeden tutun. Hepsi burada kendine verir. Gelelim başkentimize, İstanbul'un yönetimine. Evet, İstanbul başkenttir arkadaşlar. İstanbul tarihte değişik isimlerle anılır. Der Saadet, Payitaht, Asitane, Dar Aliye, Konstantinopolis gibi isimlerle anılır. Osmanlı Devleti'nin ilk zamanlarında Söğüt, Birecik, Yarhisar, Orhan Bey zamanında Bursa ve İznik, 1. Murat zamanında Edirne, Fatih zamanında İstanbul'umuz başkent olmuştur. İstanbul'un yönetimi diğer yerlerden ayrıdır. Oraya özel bir muamele gösterilir. Adaletten İstanbul kadısı, taht kadısı sorumludur. Artı taht kadısı belki ileride unuturuz arkadaşlar. Taht kadısı başkentlik yapan yerlerde bulunan kadılara verilen isimdir. Yani daha önce başkentlik yapan Bursa kadısı, Edirne kadısı ve şu anki İstanbul kadısı taht kadısı olarak anılır. Güvenlikten Yeniçeri ağası, geceleri ise Ases Paşı. Evet, belediye hizmetlerinden Şehremini, imar faaliyetlerinden mimar başı sorumlu. Peki genel sorumlu kimdir? Sadrazam. Evet, padişah bu kadılardan sadece hangisini atar? Sadece İstanbul kadısını atar. Divan-ı Hümayun. Devletin ekonomik, idari, sosyal, askeri, yargı konularının, yöneticilerin kendi başlarına karar veremedikleri meselelerin görüşülüp karara bağlanıp bütün devlet kuruluşlarının üstünde olan örgüt Divan-ı Hümayun'dur. Merkez örgütünün temelini oluşturur. Selçuklu Devleti'nde görülen Divan-ı Saltanat ve Divan-ı Mezalim'e benzerlik gösterir. İşleyiş yönüyle önemlidir. Neye benzer? Bugünkü Bakanlar Kurulu'na. Ama ondan farkları vardır. Peki Bakanlar Kurulu'ndan farkı nedir arkadaşlar? 1. Üyeleri seçimle gelmez. 2. Yüksek mahkeme özelliği taşır. Artı üst düzey bürokratları yargılama yetkisine sahip. Yüce divan özelliği gösterir. Evet. Üst düzey bürokratlar yargılama yetkisine sahip yüce divan özelliği gösterir. Yapılan itirazlarda örfü ve şer'i hukuk davaları farklı divan üyeleri tarafından karara bağlanır. Örfü hukuku ilgilendiren şikayetlerde nişancının bilgisinden yararlanılır ve vezir-i azam öne çıkar. Şer'i hukuk alanına giren noktalarda ise kadı asker ne yapıyor? 1. Denetleyici amirdir. Üyeleri padişah tarafından atanır. Divan-ı Hümayun ilk kez Orhan Bey zamanında görülmüştür. Evet, askeri, daha sonra idari işleri, ekonomik işlerle ilgilenen bir kurum olacaktır. Sınırların gelişmesiyle üye sayısı artmıştır. Fatih dönemine kadar divanın başkanı padişahtı. Padişah divanın başkanı iken divan ne olur arkadaşlar? Divan hep birlikte karar alacaklar için karar organı olacaktır. Ama Fatih ile birlikte sadrazam başkan olacak. Peki neden olacak? Neden Fatih meydanı sadrazama bırakıyor? Neden arkadaşlar? Diyor ki ben varken sağlıklı karar alamazlar, özgürce karar alamazlar, çekincede kalabilirler. Özgür bir ortam oluşturmak için ne yapıyor? Sadrazamı başkan yapıyor. Kendisi bölmeli bir yerden olayı izliyor. Daha sonra divan kararları kendisine arz odası denilen yerde arz ediliyor, sunuluyor. Şimdi sadrazamın başkan olması paşanın gücünü azaltmaz. Ama ileriye dönük sadrazamın öne çıkmasına zemini hazırlar.
Sadrazamın başkan olmasıyla birlikte karar organı olan divan danışma meclisi durumuna düşmüştür. Bu da önemli. Evet, padişahımız kasr-ı adil penceresinden divanı izliyor. Bölmeli bir yer. Bazı kaynaklarda buna kafes usul. Bölmeli bir yerden izlediği için kafes de deniyor ve kendisine daha sonra arz ediliyor. Divan-ı Hümayun'da alınan kararlara hüküm adı verilir. Nişancının gözetiminde mühimme defterlerine yazılır. Buraya yazılan kararlar kesindir, değiştirilemez. Kararlar önce padişah tarafından onaylanır. Daha sonra Şeyhülislam fetvasından geçer ve ardından da yürürlüğe girer. Divan-ı Hümayun'da belli kalemler vardır. Divan-ı Hümayun'un kalemlerine bakacak olursak nedir bu kalemler? Kararların uygulanması ve kayıtların tutulmasından sorumlu birimler. 1. Beylikçi kalemi. Divan görüşmelerini yazan. Nereye yazılıyor divan görüşmeleri? Mühimme defterlerine. Tahvil kalemi. Üst düzey görevlerin özlük hakları ile ilgilenir. Rus kalemi. Makam mansıp derler ya, mansıp sahibi memurların istek ve emirlerini yazar. Amedi kalemi padişah ve sadrazamların yazışmaları ile ilgilenir. Divan-ı Hümayun Fatih'e kadar her gün toplanıyordu. Fatih ile birlikte belirli günlerde toplanmaya başladı. 2 günde bir, sonra 3 günde bir. Arkasından biliyorsunuz hani sadrazam divanın başkanı olmaya başlayınca sadrazam konağında toplanacak ki biz buna ikindi divanı diyeceğiz. İkindi divanı adıyla sadrazam konağında toplanmaya başlayacak. Artı 1. Mahmut ve 3. Osman dönemlerinde işte bu sadrazam divanı öne çıkacaktır. Divan toplantıları kubbe altı denilen yerde bulunur. Kubbe altı vezirlerinin bulunduğu yer neresi? Birun demiştik. Divan 2. Mahmut döneminde kaldırılacak. Onun yerine Avrupa tarzı bakanlıklar kurulacak. İlerleyen dönemde meşrutiyet döneminde de biz ne yapıyoruz? Meşrutiyet döneminde de Ayan ve Mebusan Meclisi ile karşılaşmış oluyoruz. Divan-ı Hümayun'un üyelerine bakalım. Divan-ı Hümayun'un üyeleri. Evet, Divan-ı Hümayun'un üyeleri. İşte askeri ve yönetim işlerinden sorumlu üyeler, artı ilmiye işinden sorumlu üyeler, kalemiye işinden yazışmalardan sorumlu üyeler şeklinde ayırabiliyoruz. Mesela ehli örf seyfiye yani ümera denir bunlara. Kimdir bunlar? Yönetim ve askerlikle uğraşan bu kesimimiz sadrazam, vezir, yeniçeri ağası, kaptanı derya. İlmiye sınıfına ait divan üyelerimiz ehli şer de denir. Şeyhülislam kadı asker. Peki ehli kalem, kalemiye sınıfına ait üyelerimiz nişancılar, defterdar, reisül kütta. Artı hani alt kalemler de vardı demin beylikçi kalemi, tahvil kalemi dediğimiz gibi. Ehli örfün görevi yönetim ve askerlik. Ehli ilmin görevi fetva, görüş bildirme, tedris, tedrisat, eğitim, kaza, yargılama ve yönetim. Kalemiye sınıfının görevi ne? Şer'i hukukun dışında kalan, idari, mali, bürokrasi alanlarında örfü kuralları koymak ve uygulamak. Şer'i hukukun dışında kalan, idari, mali, bürokrasi alanındaki örfü kuralları koymak ve uygulamak. Peki bu ehli örfün taşradaki temsilciler kimdir? Beylerbeyi, sancakbeyi, subaşı. Peki ehli ilmin taşradaki yansıması temsilcileri kadılar, müderrisler. Peki kalemiyenin taşradaki yansıması defter eminleri ve muhtesipler diyor.